Teknoloji Gelecek alanından herkese merhaba. Yine çok işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Office 2024 Profesyonel LTSC programını nasıl ücretsiz kurarsınız ve bunu nasıl ücretsiz olarak aktif edersiniz? Bundan bahsedeceğim. Yapacağımız işlemler tamamen yasal. Arkadaşlar, bu işlemleri Microsoft'un kendi sitesi üzerinden ve kendi paylaşmış olduğu bilgilerle yapacağız ve Office 2024'ü tamamen ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden Office 2024 profesyoneli ücretsiz olarak indirip kuralım. Öncelikle Chrome'u açıyorum. Ben bu linki açıklama kısmına vereceğim. İlk işlem olarak Office Deployment Tool'u indiriyoruz. Buna çift tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi Microsoft'un kendi sitesi açıldı ki işlemleri zaten Microsoft'un kendi paylaşmış olduğu makale üzerinden yapıyoruz. Download diyorum. Bazen ilk tıklamada almıyor arkadaşlar. Şu an iniyor. Sayfaya geri dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi inmiş durumda. Öncelikle masaüstüme yeni bir klasör oluşturuyorum. Office 2024 Pro diyorum. Arkadaşlar biraz önce indirmiş olduğumuz Office Deployment Tool'a çift tıklıyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Buna evet diyorum. Sizde de çıkarsa evet dersiniz. Kutucuğu işaretliyorum. Continue diyorum. Nereye kuracağını soruyor. Masaüstüme oluşturmuş olduğum dosya buraya geldi. Ben hemen buna tamam diyorum. Tamam diyorum. Oradaki işlem bitti. Şunu aşağıya alıyorum. Arkadaşlar bunu açıyoruz. Burada yer alan bunları siliyoruz. Sadece Configuration Office 2021 Enterprise kalacak. 2021 yazdığına bakmayın. Birazdan o 2024 olacak arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz ve burada yazan kodu kopyalıyoruz. Ve buna sağ tıklıyorum. Şöyle sağ tıklıyorum. Pardon. Sağ tıkladım. Not defterinde düzenle diyorum. Buradaki her şeyi siliyorum ve bunu yapıştırıyorum. Arkadaşlar şuradaki prodükten şuraya kadar siliyoruz. Hatta şunu da siliyoruz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar masaüstüne Chrome'a tekrar geliyorum. Ve şurada bir kodumuz olacak. Arkadaşlar şunu kopyalıyoruz. Bu da Microsoft'un paylaşmış olduğu makaleden. Bu da tamamdır. Dosya farklı kaydet diyorum. Arkadaşlar şöyle kaydırıyorum ve Enterprise'dan Configuration'a kadar olan bölümü siliyorum ve bunu kaydet diyorum. Bu bölümde kapattık. Buradaki de iş tamamdır. Şunu buradan siliyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi. Yapacağımız yer işlemi. Bunu kopyalıyorum. Kesmeyeceğim. Belki yine lazım olur. Bilgisayarıma geliyorum. C diskine geliyorum ve bunu buraya yapıştırdım. Şurada gördüğünüz gibi ve bu yolu şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Birazdan işimize yarayacak. CMD'yi açıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Siz de çıkarsa evet dersiniz. CD yazıyorum. CD boşluk. Kopyaladım. Yolu yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi dosyanın içine girdi. Bir diğer adımsa arkadaşlar şurada yazan kodu kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdığınız an Microsoft'un kurulum ekranı sizi karşılıyor ve gördüğünüz gibi Microsoft geldi buraya. İşlem birazdan başlayacak. Bu dosyayla işim kalmadı. Bunu kapatıyorum. Web sitesinden lisans gireceğimiz o açık kalsın. CMD ekranı da açık kalabilir. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Bu arada işlemi orijinal yapıyorum dedim. Bazı arkadaşlar inanmayabilir. Onu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar makalenin sonunda bu yazı Learn Microsoft'tan alıntıdır diye yazıyor. Buna tıkladığınızda arkadaşlar bütün işlemler burada İngilizce olarak zaten yer alıyor. Ben bunu sadeleştirdim. Buradan gördüğünüz gibi aynı lisans, aynı onaylama kodu her şey burada yazıyor. Sadece adımları benim gösterdiğim gibi yapmanız lazım. Kurulum esnasında tekrar geri geliyorum. Ve gördüğünüz gibi 2024 kurulumu başladı. Bu internetinizin hızına göre daha hızlı ya da daha yavaş olabilir.
Bu arada Office paketin içinde standart Word, Excel, PowerPoint ya da işte Outlook gibi bütün uygulamalar yer alıyor. Şurada logosunu zaten görüyorsunuz. Normal şartlarda buna para ödemeniz gerekiyor ama bu şekilde yaptığınızda herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Close diyorum ve şimdi arkadaşlar şurada yazan lisans anahtarını kopyalayacağız. Şu gördüğünüz, pardon bir dakika emin olalım yanlış yapmayalım. Bu değil. Şu arkadaşlar bunu kopyalayacağız. Aktivasyon kodu bunu indiriyorum ve arama kısmına Word yazıyorum. Gördüğünüz gibi Word'üm geldi. Genişletiyorum. Options bölümüne geliyorum. Pardon, çok özür diliyorum. File'a geliyorum. Account bölümüne geliyorum. Bak gördüğünüz gibi Microsoft Office LTSG Professional Plus 2024. Şöyle aktif diyorum ve gördüğünüz gibi artık aktif oldu. Ayrıca gördüğünüz gibi İngilizce, eğer ben İngilizce kullanmak istemiyorum, Türkçe kullanmak istiyorum derseniz de onun şöyle bir kolayı var. Language'e geleceksiniz, ekleyeceksiniz. Burada Turkish var. Install diyorsunuz, OK diyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türkçe dil paketini indiriyor. Bu işlem bittikten sonra da ofisimizi hem ücretsiz hem de Türkçe olarak kullanabileceğiz. Bunu da video içinde göstereyim. Sonrasında Microsoft Office 2024 dil paketi diye aratmanıza gerek kalmasın. Devam diyorum. Kapattı. Açıldığında muhtemelen Türkçe olacak ya da biz tekrardan açacağız. Bu adımı daha önce uygulamıştım ama hatırlamıyorum şu an nasıl olduğunu. Evet, Word açıldı. Güncelleştirmeler yüklendi. Kapat diyorum. Buna sonraki diyorum. Ve işlem bu kadar. Word'ümüz Türkçe. Dosyalara geliyorum. Buradan tekrar diğer diyorum. Seçeneklere geliyorum. Buradan isterseniz yine İngilizce yaparsanız hesaba geliyorum. Gördüğünüz gibi aktif Word'ü gördünüz. Excel'i de açalım arkadaşlar. Sadece Word yüklenmiş gibi olmasın. Bütün ofis uygulamaları yüklendi. Gördüğünüz gibi Excel'imiz de Türkçe olarak geldi. O da burada gördüğünüz gibi lisanslı. Bütün ürünlerimiz şu an için lisanslı. Bu işlem için yapmanız gereken başka bir adım kalmadı. Bu dosyayı siliyorum. Gerek kalmadı. Artık ofis programlarını bilgisayarınıza ücretsiz olarak kreklemeden kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımız da cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.